İsmi Murat Bil. Bakım danışmanı ve yağlama eğitmeniyim. Fabrikalara bakım danışmanlığı yapıyorum. Ayrıca çalıştığım fabrikanın da bütün yağlama işlerini devralıp madeni yağ konusunda iyileştirmeler yapıyorum. Eğitim bittikten sonra sizin operatör olarak, bölüm şefi olarak bakımcı gibi bir program yapabileceksiniz, plan yapabileceksiniz. Bir fabrikaya gittiğiniz zaman veya kendi fabrikanızda bir bakım planı rahatlıkla oluşturabileceksiniz. 13 eğitimin 13'ü de burada olmayacak. Yaklaşık 4 veya 5 eğitim burada olacak. Diğerlerinin hepsi sahada olacak. Birkaç nokta belirleyeceğiz içeriye göre. O içerideki noktalarda beraber öğrendiğimiz şeyleri pekiştireceğiz. Burada bazı sinyaller almayı öğreneceğiz ileriki eğitimlerde. Ekipmanda arıza olduğu zaman Sedat abi arıza var, ekipman bozuldu demeyeceğiz. Sedat abi arıza olacak, yani ekipman bozulacak diyeceğiz. Bu sinyalleri yakalamasını öğreneceğiz. Belirli alet edevat var. Bu alet edevatı kullanmasını öğreneceğiz. Ve bölümlere bu alet edevatları zimmetleyeceğiz. Belirli periyotlarla bu alet edevatları kullanmanızı isteyeceğiz. Örneğin termal kamera. Bu termal kameraya nasıl en verimli şekilde kullanılır diye burada öğreteceğiz. Ardından aşağıda denemesini yapacağız. Nasıl kullanacağız diye. Herhangi bir problem sezdiğiniz an, arıza sinyali almayı öğreneceğiz ya, sinyali aldığınız an hemen termal kamerayı alıp, bölüm sorumlusundan veya termal kamera kimdeyse, nereye zimmetliyse ondan alıp, o termal kamerayla arızayı tespit etmesini öğreneceğiz. Eğitimin sonunda size bir sertifika vereceğiz. Geçerliliği olan bir sertifika. Bu sertifikayla EAE'de veya EAE'den sonraki iş hayatınızda kademe atlayarak gideceksiniz. Madeni yağ ve madeni yağ bakımı ile ilgili. Ben LTC Teknik Mühendislik Hizmetleri Limited şirketinden yağlama ve bakım eğitimi aldım diye göstereceksiniz. Öyle bir bakış açımız değişecek ki gerçekten bu madeni yağ neymiş diyeceksiniz. Şimdi başlayalım. Önce teknik olarak başlayalım. Hidrolik sistemlerde aşınma nedenleri neler? 1. Kirlilik ve metal parçacıkları. Hidrolik yağ, hidrolik sisteme kirlilik ve metal parçacıkları girdiği zaman hidrolik ünite aşınır. 2. Yüksek sıcaklık. Sıcaklık arttığı zaman hidrolik ünitemiz aşınır. 3. Yüksek basınç. Sistemde hava veya küpü oluşumu sisteme zarar verir. Sistemi aşındırır. Sistemde su bulunması en sonunda uygun olmayan yağ kullanımı sistemi aşındırır. Peki bu aşınmaların doğuracağı sonuçlar nedir? 1. Eğer kirlilik ve metal parçacıkları varsa oksidasyon olur, asidik ortam olur, katı paketleri bozulur. Oksidasyon yağı mahveder değil mi? Katı paketleri bozulursa ne olur? En başta ilk slide'da gördük ya, katı paketi ne işe yarıyordu? Yağın performansı içinde değil mi? Ve katı paketi bozulursa performans falan hiçbir şey kalmaz. Yüksek sıcaklık viskoziteyi düşürür, oksidasyona sebebiyet verir ve kaçağa sebebiyet verir. Yüksek basınç iç sürtünmeye sebebiyet verir. İç sürtünme derken ne anlıyoruz? Metalin metale değmesi değil, yağın kendi içinde sürtünmesi, iç sıcaklık oluşur. Yağ kendi kendine de ısınır yani basıncı gördüğü zaman. Hava veya köpük oluşumu kavitasyona neden olur. Kavitasyonu bilen var mı? Kavitasyonu duyan var mı? Kavitasyon pompanın içinde hava kabarcığı girdiği zaman basınçla beraber hava kabarcığı patlar. Çok şiddetli bir şekilde. Pompa çalışırken gürültülü çalışıyor diyoruz ya pompayı. Pat 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 diye sesler çıkar pompadan. Bu demek oluyor ki pompa hava alıyor, kavitasyona neden oluyor. İçeride hava kabarcığı sıkışıyor ve patlıyor. Ve o kadar şiddetli patlama ki metali aşındırıyor. Bildiğiniz söküyor metali yani. O kadar şiddetli patlıyor. Hava kabarcığından bahsediyorum. İçerideki basınçla beraber. Sistemde su bulunması da katı paketlerini bozar. Yağın performansını düşürür. Emisyon oluşturur. Uygun olmayan yağ kullanımı ise uygun olmayan viskozitedir. Sıkıntı. Dengesiz sistemdir. Uygun viskozitede yağ kullanmazsak sistemimiz de dengesiz olur. Basınç kayıpları olsun, sıcaklık artar veya azalır. Kalın bir yağ kullanırsak sıcaklık artar. Hidrolik ünitede 46 koyacağımız yere 68 koyarsak ekipmanın sıcaklığını arttırırız. Ve pompaya zarar veririz. Bir de ilk çalıştırma anında sıkıntı zaten.